Bir lise, 11A sınıfı, ders biyoloji. Biyoloji öğretmeni birinci derste öğrencilerine kainatın ve içindekilerin tesadüfen meydana geldiğini, insanların maymundan türediğini anlatıyor. Teneffüs zili çalıyor, öğretmen dışarı çıkıyor. Sınıf başkanı dersin kapısını kapatıyor ve sınıftaki arkadaşlarıyla bir plan yapıyor. Tahtaya bir maymun resmi çiziyorlar. Maymunun başını da hocanın başına benzetiyorlar. İkinci ders zili çalıyor. Biyoloji hocası tekrar sınıfa giriyor. Yazı tahtasında bir bakıyor ki, aman Allah'ım ne görsün. Tahtaya bir maymun resmi çizilmiş, maymunun başı da kendisine benzetilmiş. Tabii bunun üzerine küplere biniyor, sinirleniyor. Öğrencilere dönerek, çabuk söyleyin, bunu kim çizdi? Öğrenciler hep birlikte, tebeşir çizdi hocam. Öğretmen, yalan söylemeyin, çabuk söyleyin, kim çizdi bu resmi? Öğrenciler yine hep birlikte, tebeşir çizdi hocam diyorlar. Öğretmen bunun üzerine yine ikna olmuyor. Çabuk söyleyin, kim çizdi bu resmi? Yoksa bütün sınıfı disipline veririm diyor. Bu defa sınıf başkanı sakince ayağa kalkıyor. Peki hocam, siz bir önceki derste kainatın ve içindekilerin tesadüfen ve kendi kendine meydana geldiğini söylemediniz mi? Bu kadar mükemmel bir kainatın ve içindekilerin tesadüfen ve kendi kendine meydana geldiğine inanıyorsunuz da çok basit bir iş olan tebeşirin sizin kendi resminizi yaptığına niye inanmıyorsunuz? Basit bir resmin altı üstü resim ya. Ressamını arıyorsunuz da bu kadar mükemmel bir kainatın ve içindekilerin sanatkarını niye aramıyorsunuz? Ayrıca sevgili öğretmenim, insanın maymundan geldiğini iddia ediyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Düşünelim ki insan maymundan gelmiş. Maymunu insana dönüştürmek basit bir iş midir? İnsan ve maymun tahtadaki resimden daha basit bir sanat eseri mi ki? İnsanın ve maymunun sanatkarını aramıyorsunuz da tahtadaki resmin sanatkarını mı arıyorsunuz? Öyleyse basit bir resim dahi sanatkarı olan bir ressamın varlığına işaret ediyorsa, bu kadar mükemmel sanat eseri olan kainat, içindekiler ve insan, sonsuz bir ilim, güç, kuvvet ve kudret sahibi bir sanatkarın varlığına işaret etmez mi? Öğretmen, sınıf başkanının bu cümlelerinden sonra biraz düşünür. Benim ateist olmama giden yolu ilk başta ilkokul öğretmenimiz açmıştır. Bir gün öğretmenimiz sınıfta bize, haydi çocuklar, Allah'tan şeker isteyin dedi. Bizler de hep beraber çocuğuz ya, Allah'ım bize şeker ver diye bağırıştık. Sonra öğretmenimiz bize, Allah size şeker verdi mi dedi. Biz de elbette hep beraber hayır vermedi dedik. Bunun üzerine peki şimdi benden şeker isteyin dedi. Biz de hep beraber öğretmenim bize şeker ver diye bağırıştık. Bu defa öğretmenimiz cebinden şekerleri çıkarıp bize dağıttı. Sonra da şunları söyledi. Çocuklar, Allah size niye şeker vermedi biliyor musunuz? Hayır öğretmenim diye bağırıştı çocuklar. Öğretmen de, çünkü Allah yoktur ki o size şeker versin. Bakın ben var olduğum için size şeker dağıttım dedi. Sonraki yıllarda ateist hocaların etkisiyle ben de ateist oldum. Ancak sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim gözlerimi açtınız. Meğer ben bakan körmüşüm. Sizlerin sayesinde, sizlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek yeniden annemin ve babamın dinine dönüyor, Müslüman oluyorum. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler. Gelin bu hikayeden sonra kelime-i şehadeti bir kez daha ifade edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü.